hikaye bizim mezun hali. Herkes işin içinde, ne olacak halimiz? Sevgi yolu üstünde bizim aşkı halimiz. Bırak konuşsun el alem, birbirimizi biliriz biz. El alemin ağzı torba değil, midesine razı olan konuşur, bunu böyle bilesin. Deriyi gömmeden paçayı sıvarız ama bu alem farkında, bak işler yolunda. Eski tırnak gibi bağlı bu ikili, her haline bürünür ama bayır o şekilde. Her an bir şey olabilir, seni şaşırtırlar. Önüne çıkabilir her an bir cevap. Bekle aşkım, birazdan yanındayım. Bağlı bu ikili, eve doğru sana doğru yoldayım. Alırma göz. Güzelmiş hayat, çok güzel. Bunu böyle bilesin. İki lokma, bir ırka, bir desen, bir ömür yeter. Komik masallar, pembe yalanlar. Üzülür bazen de vurdum duymazlar. Düşer suratlar, bozulur ayarlar. Sevince hayat güzel olsa da sorunlar. Takmayalım aşkı, bu da gelir geçer. Kimi verse de sinema senin için değer. Biz bize yeterizse böyle geçer ömür. Bırak bu işleri, aldırma gönül. Hadi ya, hadi artık. Vallahi deli gibi heyecanlıyım ben Mahir. Hadi bu reklamlar bitmedi, hadi. Yavrum ne olur bak sakin ol. Sakin ol ki benim beynimi de ete çevirme. Şu zekamın meyvesini artık bir yiyelim ya. Bir zengin olalım artık ya. Evet, lütfen aşkım, lütfen bu sefer hadi. Bana bak, sorular genel kültürdenmiş. Sıkıntı olmaz değil mi? Genel olduğum kesin, kültür konusunda ben de çok emin değilim. Söz veremem yani o konuda ama biliriz ya. Vallahi bak biliriz yani. Bilirsin işte. Reklamın bitmesine 5 saniye kaldı Gönül. Haydi Allah'ım ne olursun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Evet, Lavaş Radyo'ya tekrar hoş geldiniz. Ödüllü yarışmamız Piramit'te, şimdiki yarışmacımız Mahir Bey. Mahir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mahir Bey, öncelikle radyonuzun sesini kısabilir misiniz? Kıstım. Hoparlör ol aşkım, hoparlör. Teşekkürler. Kurallarımızı biliyorsunuz. 3 soru soracağız. İlk sorumuzu bilirseniz 5.000 TL alıyorsunuz. Bilemedikçe para azalıyor. Gönder gelsin. Oo, yarışmacımız bayağı iddialı. Hemen başlayalım o zaman. Soru 1. İş dünyasında herhangi bir konudaki çalışmaların veya belgelerin bir araya getirildiği dosyaya ne denir? Dur, benim konum. Klasör. Hayır, klasör. Maalesef portföy olacaktı. Hadi klasördü. İkinci sorumuz geliyor. 1.000 TL değerinde. Hazır mıyız? Gönder gelsin. Soruyorum o zaman. Bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. Kendini başkalarının yerine koymak anlamında da kullanılır. Hatta sempatiye benzer bir kelimedir. Sempatik! O kadar da değil. Keşkül, ekler. Mahir, aklın fikrin yemekte, ilk oruçlusun ha. Cevaptan bayağı uzaksınız diyebilirim. Empati olacaktı. Piramidin en altına indiniz Mahir Bey. 250 TL değerinde eşe dosta rezil olma pahasına devam etmek istiyor musunuz? Ya eşin dostun Allah bin türlü tövbesi. Gönder gelsin. İşte son soru. Toplumun en küçük birimine ne denir? Aile. Muhtar. Değil. Atom, civciv, kedi, bebek. Maalesef Mahir Bey, aile olacaktı. Ha. Size ödül veremeden veda ediyoruz. İyi günler. Ya bırak Allah'ını seversin ya. Vallahi ya. Ya kenara arka yerlerden soruyorlar ki Gönül, biz parayı kazanmayalım diye. Vallahi düzen kurmuşlar ya. Kumpas ya. Mahir'cim seninle acilen konuşmamız gerek. Resmen rezil olduk ya. Çok kültürsüzüz. Ya aşkım, adı Lavaş olan bir radyonun yarışmasını kaybettik diye mi üzülüyorsun ya? Hayır Mahir. Ben geçen gün hesap ettim. En fazla 50 kelime kullanıyoruz. Ya Allah bereket versin. Olur mu aşkım? Afrika kabilelerinde bile gündelik daha çok kelime kullanıyorlarmış. Haberlerde söylediler. Yavrum, el alemin 10 kelimeyle anlatamadığını, ifade edemediğini... benim zekam 1 kelimeyle anlatıyorsa... yani benim zekamın meyvesini yemeyecek miyim? Bu benim suçum mu ya? Bana zeka oyunları yapma Mahir. Yarın bir gün ileride çocuğumuz olunca vallahi yemin ederim gerizekalı olacak çocuk. Hayır efendim, ben artık hayatımızı televizyon, okey ve futbol üçgeninden çıkarıyorum. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum ama bulacağım ben bir yolunu. Bulunur yani. Sen yani yeter ki çözümü ara. O çözüm muhakkak senin gelir bir gün kapını çalar. Aha çaldı. Hı, buyur çözüm. Gençler. Girmeden önce kapıyı çalıyorum ki Türk aile yapısına aykırı bir durumla karşılaşmayayım diye. Yok baba merak etme. Bizim salonda aile filtresi var. Bakın
Belediyenin tango kursuna gidiyorum. Aşk ve tutkunun dansı. Aa, dans kursuna mı gidiyorsun? Sen dans sevmezsin ki, düğünümüzde bile oynamadın. Nasıl sevmem, nasıl sevmem? Bana gençliğimde kırk ayak cabbar derlerdi. Hatta Çınarcık Festivali'nde ikinci olmuştum. O zaman Tolga'nın da birinci olmuştu. Ajda Pekkan'ın Petrol şarkısını ondan daha güzel okumuştum. O zamanlar sahne performansım da bundan daha iyiydi. Kırkayak Cabbar baba, bir şey soracağım. Samimiyetle cevaplamanı umuyorum. Gerçekten tango tango için mi, yoksa tango tangocu için mi? Hayatın getirdiklerine karşı durmayacaksın evlat. Ben oraya sanat ve dans için gidiyorum. Ama aşk gelir, bir elektrik çarpması olur, ona engel olamam tabii. Başka ne kurslar var ya orada? Hadi, ben hazırlanayım. Başka ne kurslar varmış ya orada? Yemek kursu var. Benim ne ihtiyacım var ya yemek kursuna? Resim, geç. Kalorifer ateşçiliği kursu. Yok artık, bu o ne ya? Ve işte bizim kursumuz, okuma kursu. Bizim kursumuz derken Pit Eksen arkadaşları falan galiba değil mi? Hayır, ben de Müstakbel Kocam. Aşkım ben daha ne okuyacağım biz? İlkokulda sökmüşüz biz okumayı, biz daha ne okuyacağız ya? Hayır, okumasını okuruz ama yani ne okuyacağım? Hayır aşkım, bundan sonra edebiyatla ilgileneceğiz. Ben okuyan bir aile olmamızı istiyorum. Yavrum ben zaten her gün kupon yaparken bülteni okuyorum, ben daha ne okuyayım ya? Yani kursa gitmeden direkt okusak ya da hiç okumasak. Ya da mesela senin maç izlemeye eve arkadaşların gelmesi. Hı? Ya da ben okey oynamaya sizinle beraber gelmesem. O nasıl olur? Hemen de tehdit et Gönül. Hemen de tehdit et ya. Yok yok yok. Benimki yasal bir uyarı sadece. Vallahi bak var ya, ailemizin bütün kimyasıyla, organiğiyle oynuyorsun ya. Vallahi bak ya. Pişmiş aşağı su katıyorsun ya. İyi giden takıma gereksiz takviye yapıyorsun. Takımın huzurunu bozuyorsun Gönül. Keşke bu hazır cevaplarını az önce yarışmada gösterseydin de biz hiç bu noktalara gelmeseydik Mahir'cim. Şu yeni aldığımız HD televizyonumuzun üstüne çay döktürme bana. Hı? Çünkü biliyorsun istersem ne kadar sakar olabileceğimi. Bence hiç maç izlemek için kahvehane köşelerini attırma kendini Mahir. Elinde elmayla, saleple maç izleme aşkım. Hı? Kıyma evde maç izleme keyfini Maho. Tamam tamam gidelim kursaya. Oh, tehdide hemen papuç bırakan yanına seviyorum seni. Aşkım benim. Edebiyat, bekle. Biz geliyoruz. Benim gerçekten biraz okumam lazım. Okumak şart. Yoksa ben bu kızın yanında iyice mal oldum çıktım ya. Zekam yetmiyor buna, yetişmiyor yani. Bir zekalı mıyım acaba? Size bir şey soracağım ya. En son ne zaman kitap okudunuz? Geçen ay. Bir mobilya kataloğunu bir oturuşta bitirdim. Oturuşta dediysem tuvalet oturuşta. Ya ben çocukken tam kitap kurduydum ha. Bu şeyler var ya, maskeli beşler, gizli yediler falan. Hep onları böyle nasıl okurdum. Ama sonra biraz büyüdüm. Ne bileyim, ergenliğe gelince kitaplardan aynı tadı alamadım. Edebi olarak yani beni tatmin etmedi, o yüzden bıraktım. Tabii sonra dergilere yöneldim. Dergi dediyse ki öyle bilim kültür dergileri değil. O poşette satılanlar var ya hani, çocuğu gönderirsin aldırırsın. Bayiden, bildin artık sen o dergileri. Gizli yediler, maskeli beşler orada da var ama giyinik değiller. Değil mi Muzo? Oğlum bak hep böyle espriler yapıyorsunuz. Böyle dışarıdan birisi duyacak, yanlış anlayacak hakkında. O değil de ben size asılı bombayı söyleyeyim. Gönül'ün zoruyla belediyenin okuma kursuna yazıldık ya. Niye? Sen okuma yazma bilmiyor muydun lan? Ha çok komik. Tövbe estağfurullah. Öyle bir şey değil oğlum. Okumayı sevdirme kursu bu yani. Okumayı sevecekmişiz. Nasıl seveceksin? Ya ben de geleyim be. Ne olur bak, annem geç yatmaya başladı. Artık aklına çocukluğum mu geldi ne? Gelip başımdan masal anlatıyor. Çok sıkılıyorum ya. Ha, ben de diyordum ki bu panayırda, bu şenlikte kim eksik? Bir sen eksiktin. Gel gel. Sevgilim, seninle, seninle doğdum. Selamünaleyküm canlar. Aleykümselam Hayati. Yani eşeğini kaybetmişsin de araba atı bulmuş gibisin, hayırdır? Boynuzda uçan atı buldum başkan. Seviyorum, aşığım, yangınım. Ha, gönül meselesi yani. Öyle bildiğim bir gönül meselesi değil Muzucuğum. Bayağı evleneceğim kadını buldum. Vaa, Hayati ben senden ilk defa böyle bir şey duyuyorum ya. Kardeş,
Ben dedim ki evleneceğim kadını bir gün görürsem tanırım. Nitekim gördüm, tanıdım. Biz tanıyor muyuz? Tanımayacağınız kadar iyi birisi, düşünün. Dün 4 defa kendimi zor tuttum evlenme teklifi etmemek için. Gittim, pisuvara koştum, bağırdım. Seni seviyorum lan diye. Ha, durum ciddi o zaman. O zaman kap geleyin giy de bize bir alabalık yapayım ben sana ya. Vay, görüyor musun? İlk defa yemeğe davet etti. Evleneceğim dedim ya, ondan çaka. Oğlum, sosyal hayatın yazılmamış kuralları vardır. Mesela evliler evlilerle, çocuklular çocuklularla, bekarlar da bekarlarla takılır bu iş böyle. Ondan değil be oğlum ya. Gönül şimdi 1000 tane soru soracak ya. Yok kız kimdir, kimlerdendir, gözünün rengi ne, efendim baseni var mı? Şimdi ben bu sorularla niye muhatap olayım ya? Gelsin kendisi sorsun, kendisi muhatap olsun. Kızı görünce soracak soru bulamayacak başkan. Mükemmel yakaladın. Hadi oh. İnşallah, hadi bakalım inşallah. Allah ya, hayat i̇nşallah. Ya. Hadi gel şurayı tamamla, gel. Şuna tutsun. Damat, arabamı düzgün kullan. Ben ona 20 yıl gözüm gibi baktım. Ama bu artık acı çekiyor. Ötenazi hakkı olsa kullanacak. Şimdi yakında fişini çekmek lazım ya. Mahir, Hayati'nin kız arkadaşı kimmiş? Güzel mi, zayıf mı? İyi bir kız mı ya? Aman canım size ne? Onlar anlaşsınlar da önemli olan o. Ne yiyor peki bu kız? Ya da ne yemiyor? Yemeğe çağırıyorsun. Niye bunları sormuyorsun? Resmini getirseydin ben anlardım ne yer ne içer. Yavrum yarın gerçeğe gelecek. Bir gelsin istediğin gibi oyna, ısır, burk, dürt. Ne yaparsan yap ya. Allah Allah. Baba hazır mısın tangoya? Hazırım damat. Yalnız ben kalp kırmasını sevmem. Bulunduğum bütün sosyal ortamlarda kadınların gözdesi oldum. Ama hangi birini mutlu edeyim, hangi birine yetişeyim? Zor ya benim babamın da işi. Vallahi çok güzel adamsın baba. Yemin ediyorum çok güzel adamsın. Yani sen başkasın babacığım. Acayip bir adamsın. Yavrum Muzaffer bak ben sizin gibi böyle orta yerinden dil verdim yavrum. Bunu böyle boynuna asıyorsun. Sildikten sonra bırak hiçbir yere düşmez. Böyle sallanır kalır orada çocuğun, tamam mı? Bu da beslenme çantan, bu da suluğun. Çünkü orada sana... Bir takım dışarıdan yemekler verirler. Hasta olursun maazallah evladım. Tamam anne, tamam. Öf. Yavrum, biliyorsun değil mi etrafta kötü insanlar olduğunu? Ha çocuğum, yani şeker meker verirler. Vallahi maazallah çağrı verirler birileri inşaata falan da. Anne, bak ben durdurmadıkça sen coşuyorsun. Ne oh. İnşaat ya? Altımı da bezle istersen. Ne oluyor bu itiraz hali? Ha? Nedir bu hırçınlık, bu isyan? Allah Allah! Her konuda bir münakaşa, bir tartışmadır, bir reddetmedir gidiyor sende. Nedir bu hal? Ne lüzumu vardı okumak için? Gidiyorsun illaki de kursa çocuğum. Evde okusan olmuyor mu seni? Ya orada kalkıp da hayırsız karının tekine aşık oluverirsen... ...sonra da beni maazallah gönderiverirseniz el birliğiyle o bol dayaklı huzur evlerinden birine. Anneciğim huzur evine değil ama psikolojik tedaviye doğru gidiyorsun sen. Bak eve çok falan getirirsen bozuşuruz, tamam mı? Aa. Muzaffer, neydi kurallar? Tamam anneciğim. Tanımadığım insanlarla konuşmayacağım. Açık meşrubatlardan içmeyeceğim. Birisi şeker verirse almayacağım. Sen büyüdün. Sana kalkıp da ayranla kebap ısmarlarsa ne olacak? Tamam anneciğim. Hiçbir şey almayacağım. Hatta paranın üstünü de almayacağım. Para üstü alacaksın. Onu alacaksın çocuğum. Ama kaldıracağım böyle, ışıkta bir bakıvereceksin. İçinde gizli Atatürk var mı yok? Kurban olurum. Ay Elif annenin çok olsun kurban olduğum yavrum, yavrum, aslanım benim. Canımın içi canım. Nerede kaldın Muzo ya? Muzo! Vay bağırma, sokaktayız. Muzo! Biraz heyecanlıyım da ne zamandır böyle sosyal aktivite falan yapmıyorum yani kendi adıma söylüyorum tabii bunları. Hani siz... Tamam Muzo'cum tamam. Hiç senin öyle ucubik hikayelerini dinleyecek modda değilim. Kitap okuyacak ki ondan geldi. Bir ayakkabılarını istersen. Mahir kemerini tak. Aşkım o beni darlıyor ya. Mahir. Ya çok darlanıyorum takmasam olmaz mı ya? Bunu icat edenim ben var ya Allah. Bin türlü tövbe estağfurullah. Yumuşak ol, sakin ol. Güzel davran, güzel. Ruhunu yücelt Allah aşkına. Kursa gidiyoruz. Hadi bakalım.
kalemimi de açayım da bunun ucu kırılırsa hocaya rezil olmayayım. Senin defter kaç ortalı Muzu? Dal geçmiş çocukla. Otur canım, otur. Merhaba arkadaşlar. Edebiyat bir panayırdır. Eyvah eyvah. Beni bu panayırda sizin elinizden tutup gezdirecek olan bir amcanız olarak, yani haksızlık etmeyeyim kendime, bir abiniz olarak görebilirsiniz. Beraber atlı karıncalara dönme dolaplara bineceğiz. Çok iyi ya. Adam var ya 30 saniyede bana okumayı sevdirdi. Vallahi bak. Hadi gidelim ya. Lütfen ya, lütfen. Arkadaşlar, okumayı sevmemiz için önce bir edebiyat tarihine göz atmamız gerekiyor. Bir, yazının bulunuşu. Oha. Yani oha hocam ya, ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Vallahi çok etkilendim ben ha. Vallahi bak. Ha, sağ ol canım, sağ ol. Her zaman söylerim. İyi bir öğretmen, iyi bir öğrencidir de aynı zamanda. Harika. Yani şu öğretmen öğrencidir geyiğiyle doğduk, büyüdük, ölüyoruz. Bitmedi, vallahi bitmedi. Kevale. Bendeniz Cabbar Karagümrük. İçki, sigara kullanmam. Doğma büyüme İstanbulluyum. İçki sigara kullanandan da hiç haz etmem. Emekli asker olduğumdan maaş doyurucudur. Gireceğim ilişkiye göre seyahat sevebilirim de sevmeyebilirim de. Beyefendi bunları niye anlatıyorsunuz? Burası tango kursu, evlilik programı değil. Tamam da yani dip dibe dans edeceğiniz insanı daha yakından tanımak istersiniz diye düşündüm. Hem sonra belli mi olur? Nerede kalmıştık? Dans benim için bir yaşam biçimi olmuştur. Pınarcık swing ikinciliği, Erdek askeri kampında bronz madalya. Siz yanlış geldiniz herhalde. Yönetici sekreterliği için başvuru ikinci katta. Ama bayanları tercih ediyorlar. Bak 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 bak. Aramıza yeni katılımlar olmuş. Efendim hoş geldiniz. Ben Cahit. Arjantin Cahit. Ben bu kursun eğitmeniyim. Şimdi başlık. Karınçer'de. Dümdüz bir basma uyutmuş gibi. Bak bakalım. Dön benle. Büyük bir aşkla ve pozisyon. Tango. Şimdi geç bakalım sırana. Buyurun arkadaşlar, ısınma hareketlerimize başlıyoruz derse. Evet, ayak hareketleri arkadaşlar, buyurun. Buyurun. Çök, 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 çök. Gönül, bu televizyonun üzerine çay dökme tehdidin vardı ya. Vallahi istersen kafamdan aşağı çaydanlığı boşalt. Vallahi bak, ben karar verdim. Ay ne olur ya, bir değişikliği, açıklık, vizyon, lütfen. Çok sıkıcı ya, ben bunlarla aynı sınıfta mı olacağım? Öğrenci profili berbat ya. Hayır, merak etmeyin ya, her gün ilk günkü kadar sıkıcı olmaz. Hah, bak gördün mü arkadaşım? Bizim edebiyatta sıkıntı var. Yani adamlar kadın mı görüyor? Ne yapsınlar? Değil mi yenge? Haklısınız, yani vermiş, kadın karakter çok kısıtlı. Vermişler kendilerini İnce Mehmet, Kuyucaklı Yusuf. Olur mu öyle? Misal Rus edebiyatı nasıl gelişti? Adamlar kadın görüyor abi. Yani sana Anna Karenina ile geliyor. Ya ben o kitabı okumam, alırım anama gelin diye götürürüm, gelin. Vallahi bak enteresan bir bakış açısı. Değişik bir arkadaş belli yani. Bana kadın karaktere bakışı biraz erkek odaklı geldi. Hemen de feminist ol. Hemen kadınları koru, hemen feminist ol. Ya yanlış anlamayın, hani bir sıcak samimi bir ortam oldu. Ha ben öyle hissettim. Ondan anla. Yoksa anlatmam yani. Misal geçen bir sergi açılışına katıldım. Bir tane hatun duruyor böyle profilden. Hatun ilik, ilik. Yenge kusura bakma. Neyse tam yanaştım böyle, selam vereceğim ablaya. Abla bir döndü, burada böyle bir et beni. Sivaslı sindinim var ya. Ha, onun aynısını ama bu sanayi tipi verdi. Allah cezanı vermesin seni ya. Neyse konuşuyoruz. Abla geçenlerde yurt dışına çıkacak olmuş, vize alacak, başvuru yapmış. Et beninin SSK dökümü olmadığı için vize vermiş. Allah cezanı vermesin. Neyse adını falan sordum. Erkek ismi mi neymiş unuttum şimdi. Bütün gece düşündüm. Olur mu olmaz mı? Olur mu olmaz mı diye ya. İyi. Olur lan dedim. Ameliyatı var, şeyi var falan. Hallederiz yani. Neyse aldım ben hatunu. Marmara inşaatına götürdüm. Müze gezisi hesabı. Habire kazıyorlar, çanak çömlek çıkıyor ya. Bizim amca oldu inşaatta. Ablaya demesin mi buraya gelen tek kadın sizsiniz diye. Abla iptal. Operasyon tamam diyorsun. Tabii. Ablanın gönlü var da et beni yeni bir ilişkiye hazır değilmiş. Cezanı vermedin. Hayır, benimle dalga olmaz.
Tamam ya, bir şey mi dedik? Ben mi dalga geçiyorum Gönül? Ben bir şey mi dedim? Ben güldüm ya. Neyse, takılıyoruz kanka. Oteli falan ayarladık. Ya, sabah giderken babana telefonunu yazmış sağ olsun. Aradım. Hele kararlaştırdık. Haftada birkaç kez görüşeceğiz yani. Mahir'cim, uzaya mı baksak? Biz, annesi bize emanet etti. Fazla uzağa gitmesin. Hadi. Muhabbeti diyorduk ya. Hadi Mahir. Hadi yürü. Hava alalım biraz. Evet arkadaşlar, harika bir ısınmaydı. Şimdi herkes eşleşsin lütfen. Eşleşin ve dansa başlayalım. En sevdiğim yere geldik. Hanımefendi buyurun. Kusura bakmayın. Benim eşim belli. Siz de şeyin. Ben başkasına söz verdim. Ablacığım, sen kaldın bize artık. Abla mı? Terbiyesi de var. Yaşından başından da. Çekil şuradan. Ya hocam, böyle kadın kadına dans oluyor mu ya? Yasak değil mi? Niye olmasın Cabbar Bey? Biz burada sadece hareketleri çalışıyoruz. İlla bir kadın bir erkek olması şart değil. Ama ben böyle ortada kaldım Esiz. Yo yo, olur mu öyle şey? Dans kurslarında kadın kadın olduğu gibi erkek erkeğe de çalışılabilir. Siz en iyisi Ramazan Bey'le eş olun. Ramazan derken? Rambo, Rambo, Tango. O da mı kurs ya? Ben onun kapıyı bekliyorum. Baş yukarıda, içeride Tango. Merhaba abi. Merhaba Ramazan kardeş. Şimdi kim erkek oluyor? Sence? Vallahi bence de belli tabii yani. Yani bizim oralardan, yani bu ebatlarda bir şey mümkün değil, çıkmaz. Abi, istersen tatlı sohbetimize dans ederken devam edelim ha. Muzur. Ne dinliyorsun akşam akşam? Rahatsız etme beni. Sesli kitap. Baba nasıldı tango kursu? Çok sıkıntılı. Hayatımda kendimi böyle şey hissetmemiştim. Ne gibi? Şey işte. İşte ne gibi? Kuş gibi. Ya baba, yani ne yaptırırsın orada ya? Yani benim bildiğim tango, slow bir dans yani kadınla erkekli. Öyle değil miydi? Bravo Mahir, fena değilsin. Ne oldu babacığım, partnerini mi beğenmedin? Partner mi? Ne partneri? Bana Anadolu panteri dedi. Oo, ne güzel ya. Dişi panter, he? Dişi değil, dişli. Böyle aslanlar gibi bir yiğit. Hani şu İstanbul'un fethinde surlara ilk safta koşanlardan. Ya vallahi çok büyük geçmiş olsun baba ya. En azından ama yani dansı öğrenmek de sonuçta amaç olması lazım değil mi? İleride kadın mısın da yaparsın inşallah ya. Bravo aşkım ya, ne güzel yorum. Kızım, şöyle kenarda dur, ayak yoluna gideceğim. Baba ben şimdi burada nasıl durayım ya? Keşke gitseydin kursta babacığım. Orada yoktu. Benimki habire gelmiyor. Prostat yok bende. Tamam tamam. Şu çorbacıda durayım da bari orada şey yapsan. Tamam. Dönerken size kokoreç sardırayım mı? Olur valla. Valla tokum ben ya, yemeyeceğim, sağ olasın. Çapar amca nereye? Ne bağırıyorsun oğlum teklifleri gibi? Birisi anlatsın şuna, benim hiç halim yok. Muzucuğum, babam ihtiyaç gidermeye gidiyor ayak yoluna. Eğer eşlik etmek istersen buyur. Tavsiye etmem. Ama etmeyeceksen de tak kulaklarını, kitabını dinle. Yakın kaçsa. Kursta zırvaladıysam kusura bakma ya. O eleman da vallahi var ya, salladıkça salladı ama güzel anlatıyordu. Vallahi bak, o benli kadın hikayesi orijinaldi, kabul et. Vallahi ben o hikayeyi dinlemedim Mahir'cim. Çünkü midem kaldırmadı. Dolayısıyla o anlattıklarına da çok öyle vakıf değilim. Vakıf? Vakıf ne ya? Vakıf hocanın adı mıydı? Aşkım öğrendik ya derste. Hakim olmak gibi bir şeydi hani. Öf. Sen tabii hiç ilgilenmediğin için. Neyse Mahir ya, zaten bu işler bize bir boy büyük. Neden gülüm ya? Yok yok, yanlış yaptık. O kurs olayı tamamen yanlıştı, benim hatam. Vallahi mi diyorsun? Evet aşkım. Ben biraz kendimizi geliştiririz diye düşünüyordum. Dizilerden, futboldan, okeyden başka konuşacak bir şeyimiz olur. Ne bileyim, akşam gideriz, açarız kitaplarımızı, televizyonumuzu kapatırız. Böyle onu okuruz bir taraftan, bir taraftan tartışırız. Ama nerede? Yanlış ya, yanlış. Git benim bir daha oraya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben o kitabı okuyacağım. Gerek yok aşkım, istemiyorsun, ben biliyorum. Yok ya, aşkım benim ne okunacak? Ben sana söyleyeyim. Ya ben 3 sezon dizisini seyretmişim yani, ne kadar zor olabilir ki? Ayrıca sen haklısın ya, vallahi bak. Ben daha bir bulmacayı bile layığıyla çözemiyorum ya. Gerçekten mi? Vallahi okuyacağım ya. Vallahi mı okuyacağım? Yeminle ya. Oh, ben sana ölürüm ya. Kitap kurdu olacak ya benim hocam. Ne oldu, ben bir şey kaçırdım mı?
Sen hiçbir şey kaçırmadın Muzo'cum. Sen kulaklığını tak, biz vardığımızda sana haber vereceğiz. Tamam koç? Hadi aslanım. Gönül. Aşkım. Ne oldu Mahir? Yanlış mı çıktım? Ha? Yok bir şey ya, gidelim. Evet, gördüğün gibi her şey tamam aşkım. Kitap okuma ayracım. Fosforlu kalemim. Not kağıdım, kitap okuma sehpam. Ve? Ve ne? Ve kitabım. Kafandaki ne? İşte şey ya, kitap okuma ışığı. Harika. Hadi bakalım başlıyoruz o zaman ha. Bundan sonra böyle aşkım ya vallahi. Mal mal televizyon izleyeceğimize akşamları kurulalım koltuklarımıza, kitap okuyalım, biraz kültür olsun ya. Değil tabii mi canım ya aslan. Aşkı memnun. Memnun ne ya? Memnun mu demek istemiş acaba? Yani ilişkiden memnun gibi. Hemen neyse. Devam. Maun sandal sandalla müsaademeyi andıran bu tesadüflere panik yok. Penaltı atar gibi konsantre ol. Sen yaparsın oğlum. Hadi oğlum. Dumanlarını serpen bir vapura dağılmış gözleriyle Bihter'in beyaz örtüsü için. Beren saat bitir dedi ya. Vallahi güzel kız. Ama benim gönlüm hepsinden daha güzel. Gönül profilden köpek balığını mı andırıyor ya? Nasıl? Alışınca oluyor değil mi? İlerliyor. Tabii ya, alışınca. Ya denize girmek gibi bir şey ya vallahi bak. Hani başta giriyorsun böyle soğuk geliyor, sonra da alışıyorsun ya. Bunu da öyle baştan anlamıyorsun. Sonradan kafa basmaya başlayınca hoş akıyor değil. Gidiyor. Tabii akıyor gidiyor. Canım benim ya. Hakikaten deniyor. Aferin aslan kocam benim. O kulakların hali ne öyle ya? Aa, bu kadar kıl var mıydı ya Mahir'in kulağında? Ben seni sevdim, da dünyalara bildirdim. İndirdim ayracımı, okumayı bitirdim. Kahvaltı dekor mu? Devamlılığı mı var? Ne bu, espri mi şimdi? Evet, dün sette öğrendim. Çok komik ama değil mi? Aferin kızım, da benim hiç gülecek halim yok. Sanki. Ay, dün senin çorbacıda unutup gittiler diye değil mi? Ne alakası var? Onu vesile ettim. Hem kokoreç yedim, hem çorba içtim, hem de taksi parasını damada ödettim. O zaman ne? Kızım, bizden geçmiş, artık yaşlanmışız. Artık kimse yüzümüze bakmaz. Bakmıyor yani. Baba, bu senin söylediklerin bizim dizdeki yaşlı karakterin tam ölmeden önce söylediği son replikler. Dev tesadüf yani. O kadar beylik sözler diyorsun ha? Acaba beylik tabancam bu işi çözer mi? Sen yalnızım mı diyorsun? Ya aferin, nasıl da anladın? Yani böyle durumlarda keşke büyük kızımla konuşsaydım diyorum. Ah, artık bizden geçmiş. Hayatımızın son düzlüğüne girmişiz. Kimse bizi beğenmez artık. Beğenmiyor. Kadınlar diyorsun. Yok erkekler. Erkekler beğense ne olur? Tabii kadınlar diyorum. Kursta hiçbir kadın benimle birlikte dans etmek istemedi. Babası, balısı, canısı, sen çok mu üzüldün ya? Kıyamam ki ben sana. Ama bu halinde çok normal baba. Ne varmış halimde? Bak bir şekil olayın yok. Kadınlar tipten çok, yaştan çok tarza bakarlar. Bir tarzın olsaydı. Nasıl bir tarzım olacakmış? Sen kendini bana bırak, ben hemen hallederim. Bak
Şimdi beni sete 11-12 saat önceden çağırıyorlar ya, hani bekliyorum ben orada. Bu sırada hep kuaför, makyaj, kostüm hepsiyle takılıyorum. Bayağı şey öğrendim yani. Becerebilecek misin diyorsun? Sen kendini bana bırak. Senden bambaşka bir baba yaratacağım ben. Hayır bak şimdi ben neye sinirleniyorum biliyor musun Gönül? Biz bunları kaç dedik iftar yemeğine? 8. 8. Saat kaç 8? Al sana Hayati'nin bulduğu yeni kız arkadaşı. Buyurunuz dakika bir gol bir. Neredeler arasana şunları. Fıtırcığım daha top patlamadı, iftara 20 dakika var yahu. Ben kalkmışım zamanında buraya gelmişim. Nihat Hoca'nın programını seyretmek varken oturmuşum tanımadığım elin kızını bekliyorum. Açın bari seyredelim ya. Açmayalım Nihat Hoca'yı Allah'ını severseniz ya. Çok içli anlatıyor, ben dayanamıyorum, ağlıyorum ya. Hayır açın televizyonu istiyor misafir. Evet ya. Hampa kumanda burada olacaktı. Nereye kaçmış acaba? Tövbe ya. Tövbe. Allah'ın selamı, rahmeti, mahveti ve ilahiyeti... Ne güzel. Acıktın mı? Yanında ekmek arası sandviç falan bir şeyler getirdim kayıntı olarak. Musa ya iftara sandviç mi getirdin yanına ya? Biraz adet, gelenek, görenek. No mantık et oğlum. Yok yani... Bir erkek partnerin her zaman yanında olmalı diye. Yani eğer ihtiyacım varsa yanında aseton, yedek çorap, ne bileyim kurdele, toka falan bir şeyler de var. Yani acıktım, orucumu açacağım diyorsan günahında benim boynuma yazarlar. Uzo, yemekte lütfen yanıma oturur musun? Bak ben bu çiftlerin yanında yancı gibi kalmak istemiyorum dedin. Tamam dedim. Ne bu şimdi partner olayları? Partner değil de yani. Ne konuşuyorsun oğlum sen orada hımır hımır? Hım 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 ne konuşuyorsun Muzo ya? Ay bir şey konuşmuyor Mahir. Çocuğun karnı gurulduyordur hala gelemediler ya. Yok annem fütür yok fütür. Ay o gelseler ne olacak topu bekliyoruz. Ya kızlar çocuğun ilk defa bir kız arkadaşı olmuş. Onlar da bizim gibi fütürlü olmak istiyorlar. Ne var bunda ya? Bizimkiler hemen görümceliğe soyunuyor ya. Aa kim? Biz. Hayatta soyunma. İşte kadınların problemi bu. Birbirlerine destek olacakları yerde hep fitne fücur, fitne fücur. Ama abicim onları da bu duruma getiren biziz. Yani biz erkekler öyle bir rekabet durumunda yaşıyorlar ki bunu yapmak zorundalar. Mesela Nefise ile ben... Oğlum sen niye benim baldızımdan örnek veriyorsun ya? İlla örnek vereceksen anandan ver Muzo. Anandan örnek ver ya. Hah işte geldiler. Mahir'cim madem bu kadar saygı duyuyorsun arkadaşına ve yeni sevgilisine... ...kalk kapıyı sen aç. Fütürlü. Hı? Sonra yemek servisini yaparsın. Sonra da bulaşıkları yıkarsın. Aldık başımıza bela işini. Bık bık konuşur. Bık 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 konuşur. İyi ki bir Hayati'yi savunduk. Bık bık. Neredesin be oğlum? Açtık be oğlum. Cümleten iyi akşamlar. İyi akşamlar Hayati. İyi akşamlar. Merhabalar. Hoş geldiniz tekrar. Ben Uğur. Memnun oldum. Ya kusura bakmayın da cep telefonumu bulamıyorum. Çok kalabalık. Hiçbir şey bulamıyorum burada. Merhaba. Merhaba. Beniniz. Tıpkı Sivaslı Sindi gibi değil mi? Evet. Harika. İsminiz Uğur'du değil mi? Uğur. Erkek ismi bildiğimiz. Ben de Gönül. Çok memnun oldum. Ben de. Ben de. Kesinlikle. O zaman misafirlerimiz yemek masasına doğru geçerken... ...biz de Mahir'cim mutfağa geçelim, çorbayı karıştıralım. Haydi bakalım. Bu ne neşe artık. Hadi bakalım. Hadi. 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 Hadi tutturayım hadi. Ben bu hayatı yarım kaşık suda boğarım ya. Kapat kapıyı, kapat kapıyı. Aşkım, kadındaki tersliği fark ettin mi? Vallahi ben de sana onu diyecektim ha. Kızarsın diye söylemedim. Aşk olsun Mahir, niye kızayım? Allah özene bözene yaratmış, bütün tasarımını yapmış. Fakat yani o kalemin mürekkebi son anda burasına akmış gibi. Tövbe bismillah, o ne ya? Ya Mahir, Allah aşkına şu zekanı bir kullan, bir meyvesini yiyelim artık ya. Bu kadının özelliklerini biz nerede duyduk hatırlasana. Sivaslı Sindi beni. Melek Şov mu, Melek Baykal mı? Hayır, erkek isimli kadın. Taş. Erkek isimli kadın, suratında bey mi var? Yok. Yok artık o mu ya yoksa? Evet o kurstaki herifin bahsettiği kız o. Tesadüftür ya vallahi bak. Yani kimsenin günahını almak bize yakışmaz Gönül.
Aşk olsun Mahir. Böyle tesadüf olur mu? Ya tam biraz acayip tesadüf. Diyelim ki o kurstaki çocuğun anlattığı kadınla bu kadın aynı kadın. Ama gözümüzle de bir şey görmedik ki Gönül. Bir de ben yani maç günü omuzumda ağlayan Hayati... Allah korusun, istemiyorum ben öyle bir şey. Haklısın hayatım. Hayatım hadi gelsin, çorbalar top patladı, okundu. Vallahi bak gel biz karışmayalım, gidelim efendi efendi orucumuzu açalım ya. Hayır Mahir, ona haklısın demiyorum. Haklısın, daha emin değiliz. Ama emin olmamız lazım. Onun için ben hiç oynayacağız. Ne oynayacağız? Yemekten sonra ben hiç oynayacağız. Eski bir oyun ama bülbül gibi öttürür. Sen bu işi bana bırak. Hadi bakalım. Evet çorbalar hazır. Çorbaları getirelim. Allah kabul etsin. Hey bebe. Dans için seni seçtim. Kursun delisi de geldiğine göre arkadaşlar dersimize başlayabiliriz. Yerine Cabbar, yerine. Geliyorum aşkım. Yengeler ben lavaboya gidiyorum. Uğur size emanet. Yanlış anlamayın ha lavaboya. Uğurcuğum nasıl gidiyor işler güçler? Canım ben çalışmıyorum şekerim böyle. Mal gibi yapamam öyle şeyler. Kendim 2000 için parçalayamam. Ben sanatla uğraşıyorum. İllüstrasyon yapıyorum. Ve fakir mahallelere illüstrasyon dağıtıyorum. İllüstrasyon derken nasıl bir şey? Yani böyle yemek yapmak, kıyafet dağıtmak gibi bir şey mi? Ne o? Yok canım ne yemeği öyle bir şey değil. İllüstrasyon karikatürün bir boy büyüğü gibi düşün. Yani ben de bilirim insanlara şarap sucuk vermeyi ama onları zaten her zaman alabilirler. Ben insanların alamayacağı şeyleri vermeyi tercih ediyorum. Mahir'cim şimdi benim anladığım hanımefendinin bahsettiği böyle bir nevi fakir anneliği gibi. Yani sanatsal manada bir iftar çadırı gibi düşün. O resimlerden ayrıca Gönül biliyorsun çay tepsilerinin içine koyarsan da çok şık oluyor. El işi şeysi gibi. Zaten sucuk yiyenin de teri sucuk kokar. Ne gerek var zaten? Ne güzel ya böyle sanatla uğraşıyorsun. Harika. Bohem bir hayat. Yani tabii onun da bir takım zorlukları var çünkü duyuyoruz, ediyoruz. Siz sanatçılar böyle hep yüksek ruhlar olduğunuz için işte efendim o duygular hep tenlerinizde falan. Biri biriyle birlikteyken bir üçüncü geliyor orada üçlü bir ilişki başlıyor falan değil mi? Kimsenin kimseden haberi yok öyle zor da bir hayat. Aşk olsun şekerim. Onlar dejenere insanlar. Ayıptır söylemesi ben yengeç burcuyum. Ve yengeç burçları gerçekten çok duygusal, çok evcimen ve gerçekten çok duyarlı insanlar oluyorlar. Ve ben gerçekten kimseyi kandıramam. Öyle şeyler yapamam. Yengeç burcu mu? Ben de yengeç burcuyum. Dünyanın en güzel burcudur yengeç burcu. Size de çok yakışmış bu arada. Ay çok teşekkür ederim. Ayıptır söylemesi ben de kendim akrep burcuyum. Aynı su grubu yani. Ben senin o yengeç kıskançlarını alıp müşahit değil. Tuttururum canım benim evimi. Ne güzel yalanı sevmemek. Buradaki kimse de sevmez zaten. Hazır diyorum böyle bir ekip bir araya gelmişken bir oyun mu oynasak? Ben hiç. Tek kuralı var dürüst olmak. Ay ben bayılırım. Oynayalım ama ikinciliğe kapışacaksınız ona göre. Oha birinci belli diyorsun yani. Yok bu oyunda öyle kazanmak kaybetmek gibi şeyler yok. Burada insanların birbirini tanıması önemli. Mesela atıyorum mesela şöyle bir cümle söylüyorum ben. Üniversitedeyken oynardık biz bunu. Diyorum ki ben kocamı hiç aldatmadım. Allah razı olsun. Güzelim. Eğer sen aldattıysan bir baklava yiyorsun. Aslında tek şart içkiyle yapılır ama şimdi Ramazan dolayısıyla. Tamam. Oynayalım bence çok eğlenceli. Harika. Başlıyorum o zaman. Ben hiç kimseyi dövmedim.
Kocaları dövmek de sayılıyor mu? O zaman... rejimdeyim, yiyormuş gibi yapayım. Evet. Çocukken bir tane oyuncak ayım vardı. Engin. Bir gün sinir anımda ona elimin tersiyle vurdum. Hala içimi sızlatır da. Sıra bende. Bende. Ben hiç hamama gitmedim. İlk defa böyle bir insan duydum, hamama gitmeyen. Gerçekten ya. Hadi. Söylüyorum. Ben bu hafta hiç sergiye gitmedim. O zaman sıra bende şimdi. Ben bu hafta gittiğim o resim şeysinde hiç yeni biriyle karşılaşıp arkadaş olmadım. Sıra bende. Olur mu canım? Devam ediyoruz. Ben efendim bu hafta hiç Marmara'ya gidip çanak çömlek görmedim. Bu niyetli bir soru gibi geldi bana. Ne niyet olabilir ki? Ben içeride gazetede gördüm. Şeyi, çanak çömlek oradan aklıma geldi. Haber. Neyse ben Hayati'ye bakayım. İleride sağda. Ay Gönül kız, ne oluyor öyle Marmaray falan? Nereden aklına geldi ayol? Çok kötü bir tek çok. Sana ne? Sonra anlatırım. Bir tek çok karışık ortalık. Vallahi bak. Oğlum ne oluyor, fısır fısır konuşuyorsunuz ya? Ne yapıyor bu şimdi? Gönül, hayır. Gönül, vallahi olmaz. Ayıp be. Vallahi bak, senin yaptığın çok ayıp. Ay yok, ben yoldan çıktım. Gönül, yapma. Yoldan çıktım. Gel benimle, gel. Ay ben dayanamayacağım, gidiyorum. Vallahi bırak. Mahoni, ne oluyor oğlum? Bu ne ya? Kapıyı kapat, kapıyı. Anlatsana lan. İşte böyle Petekciğim. Şimdi bu kızın, kurstaki herifin bahsettiği kız olup olmadığını anlamamız için... telefonuna bakmamız lazım. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi Gönül? Sana yemin ediyorum ben kendimden korktum, ürktüm. Benim altıncı hissim çok kuvvetli. Ben bu kızın ne mal olduğunu ilk görüşte anladım. Gören göz böyle bir şey işte. Hiç ha? Mesaj yok. Mesaj sıfır. Tamam işte, şüphe çekmemek için. Ay ama gerçekten geri zekalıymış yani bu kız. Çünkü mesaj kutun boşsa aslında daha çok şüphe çekersin. Mesela Levent ne yapıyor biliyor musun? Temsili olarak bir işte kandil tebriği olur, bir bayram tebriği olur falan bırakıyor. Ama enayi fotoğraf silmeyi akıl edemiyor. Ben onu kaç kere oradan yakaladım. İşe gittim, dağıtımdayım diyor. Ocak başında yakaladım, aldım eve getirdim. Bak bakalım orada. Görüyorum, bakıyorum. Ay herif bu mu? Evet. Ay pis. Of, ne olacak şimdi, ne yapacağız? Hadi çıkalım. Evet arkadaşlar, ısınmamızın son hareketine geldik. Omuzumuza birer tane kuş koyuyoruz ve uçur bir, iki, üç. Kuşunu uçur Cabbar. Kuşunu uçur Cabbar. Kuşunu uçur Cabbar. Bizim kuşta sıkıntı olmaz hoca. Uçur Cabbar. Evet, gayet iyi gidiyor arkadaşlar. Çene yukarıda, esne, esne ve sağda ve solda ve biraz da titret vücudunu. Süper, gayet iyi gidiyor. Ve şimdi herkes partnerinizi seçebilir ve dansa başlayabiliriz. Amcacığım, burası tango kursu. Kabarecilerin çalışması yarın. Ne amcası ya? Sen benden kaç yaş küçüksün ki? Sanalcı yanda kabahat. Ramazan, galiba seninle yine baş başa kaldık. Yok abi, seni bu kıyafette görünce tadım kaçtı. Konsantre olamam, içim gıcıklandı. Rambo, tango, uçur beni. Yine gelin, yine bekleriz. Ha ha, bir daha gelin. Hadi, haydi girişiz, haydi. Al asparladık. Mahir bu kız, o kız. Ben bu hayatının bahtına tüküreyim. O kadar da sip. Hay, açım gelmiş benim, bak yılın bir daha geldi. Gitti geldi. Başkan. Hoş geldin.
Kapıda anahtarı unutmuşsun ya. Yenge, sağ ol her şey için. Vallahi. Mahir'im, gönülüm, bugün anladım ki siz benim kardeşlerimsiniz. İnşallah nikahıma ikinizi şahit yazacağım. Kardeş, görüşürüz. Ya böyle güzel adam aldatılır mı ya? Tamam biraz kıt akıllı olabilir ama yani var ya ben kız olsam, yani ben kız olsam böyle bir... Oğlum. Kardeşim ne olur kusura bakma ya, ağzından kaçtı. Ne olur elini kana bulama hayatı. Ya bırak kardeşi ya. Kız telefonunu kaybetmiş bulamıyor, gördünüz görmemezlikten mi geldiniz? Lan yoksa paraya sıkıntı vardı da cukkaya mı atlarız? Ulan Allah. Telefon ver. Aa işte bak buradaymış telefon. Konsolun üstünde. Hadi görüşürüz. Hadi. Şimdi ne yapacaksın Gönül? Neyi ne yapacağım? Vallahi böyle küt diye de söylenmez yani böyle şeyler. İşin zor onu söylüyorum yani. Ne çırpınıp duruyorsun Mahir? Yarın sen söyleyeceksin Hayati'yi. Senin arkadaşın o. Kızım senin bu ajan ruhun olmasaydı bu olaylar da ortaya çıkmayacaktı. Benimle ne alakası var ya? Hayır Mahir. Yarın Hayati ile buluşuyorsun ve Uğur'un onu aldattığını sen anlatıyorsun. Bitti bu iş. Püfleme hiç. Allah canımı alsın da kurtulayım. Vallahi bak Allah canımı alsın da kurtulayım. Durum böyle arkadaşlar. Birader ben dedim ya, bu işin içinde bir iş var dedim ya. Şimdi düşünsene, ben şuradan Adriana Lima'yla takmışım hatunu koluma şöyle geçsem, siz bir kullanmaz mısınız ya? Ben kullanırım, vallahi. Önce Petek seni nasıl öldürme diye kullanırım. Sonra acaba bir toplu katliam yapacak mı, işin içinde biz var mıyız? Bir de ona kullanırım tabii. Ben dedim, bir olay var dedim. Oğlum madem sen dedin, sen uyandın mevzuyu. O zaman Hayati keşke ilk sen söyleseydin ya. Gönül şimdi beni darlıyor. Ben niye girdim bu toplara ya? Olur mu abicim öyle şey? Söylememiz lazım. Yani eğer ona aldatıldığını söylemezsek... aldatılmaktan çok salak yerine konmak ona koyar bence. Ki Hayati'nin salak olduğunu ikna etmek adına da... kimsenin ekstra bir performans sergilemesi de gerekmiyor yani. Yani orası öyle de... yani düşünün. Şimdi aynısını ben size yapsam. Yani siz aldatılsanız ben size söylemesem. Ne yaparsınız? İlk adamı öldürürüm. Sonra gelir seni öldürürüm. Gerçi ilk sen söylediğin için de seni öldürebilirim. Seni her türlü öldürürüm de gönüle kıyamam o. O ayrı çünkü gönüle nasıl kıyayım? Petek beni aldatmaz. Aldatmaz yok. Ya aldatırsa? Ben bu yaştan sonra anamın evine mi gideceğim lan? Çok sığ düşünüyorsunuz arkadaşlar yani banal. Yani mesela ben aldatılsam... Lan kadını buldun da aldatılması mı kaldı şimdi ya? Neyse ben aldatılsam... ki olmaz öyle bir şey. Yani bir daha yüzünü görmem kadının. Ona vereceğim en büyük ceza onu kendimden mahrum bırakmak olur. Sakın böyle bir şey yapma Muzo ya. Olur mu Allah korusun? Sen insanlardan yüzünü niye mahrum bırakıyorsun ya? Öyle bir şey yok. Öldür daha iyi yani. Seni görememek ne demek ya Muzo? Beyler. Başkan ne yapıyorsun? İyi davran, iyi davran. Ne yapıyorsun? İyi davran. Ne oldu lan? Olacak ya. Memleketi mi kurtarıyorsunuz yine? Ha? Hayırdır baba? Tansiyonun ve sen Rus ruleti oynamaya mı karar verdiniz? Ah! Hap alıyorum diye oruç tutmuyorsun, burada dolmaları güp güp. Bana bak, üstündekilerle mi yaptın sen? Üstümdekiler ve gözyaşlarımın ıslattığı battaniyeyle. Ah! Çınarcık şampiyonu Cabbar, sonun böyle olmamalıydı. Olmayacak zaten. Bu ülkeye ben ve Kaya Ağan ağır geldik. Kaldıramadı bizi bu ülke. Babacığım biraz abartmıyor musun? Ha? Dünyanın da hayatını dastan kazanıyorsun sanır. Silinir. Hayatımı kazanmazdım ama gönül telimi dansla titretebilirdim. Ha, şu mesele, sen dans partneri olarak tercih edilmedin. Evet, edilmedim. Ramazan bile istemedi beni. Onun vizyonuna uymuyormuşum. Söyle. Şu tiple dans edilmez mi?
edilir. Haklısın. Ah, ah Nefise. Kırk ayak çapları bu hale sokmayacaktım. Yutma, o yaprakları yutma bari. Ne haber abla? Abla, sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Abla, ben de bu evde yaşıyorum. Ay onu biliyorum da ne bileyim. Cumartesi günü ben seni görmeye alışık olmadığım için. Gözlerim de alışık değil, belli ki odaklanamadılar. Ha, sen de beni yok say. Aa, ne oluyor ya? Ha? Sen bana bir derdin mi demeye çalışıyorsun yoksa? Hı? Yok ya, ben öyle lafın gelişi söyledim. Muhabbet olsun diye. Pişt, bana bak. Ne oluyor? Kursa çağırıyorum, gelmiyorsun. Cumartesi günü evdesin. Benim bildiğim Nefise en ufak flört ortamını bile kaçırmaz. Belki yanlış yerde aradığımı fark ettim. Belki ben tam bulduğum dediğim anda birisi kaptı. Ama böyle çok gıcık biri kaptı. Mal gibi biri. De mukala mesela. Bana bak Nefise, sen evli adama mı aşık oldun? Ha? Yüreğimi indirme benim. Ay abla, ne kadar abartıyorsun ya. Lafın gelişi söyledim ben. Sendeki laflar da boy boy. Anlat anlat, daha sadede gelemedin. Hadi söyle, kime aşık oldun? Abla kimse yok ya. Birisi rolümü çaldı. Ben ona canım sıkkı. Hmm. Peki. Öyle olsun. Kim çaldı peki rolünü? Ablacığım, ben istersen bir sırrı ömür boyu saklayabilirim. Ve bu da onlardan biri. Saklarsın tabii. Hayat boyu saklarsın. Ama kelebeğin hayatı kadar. Bir iki güne kadar foyan çıkar ortaya. Ablaya ketumluk olmaz ablaya. Olmaz. Söyleyeceğim. İlla söyleyeceğim. Ya kıracaksınız ama bu masa otomatik masadan daha iyi. Öyle kol falan kapmayın ağzından. Bakın size ne diyeceğim ya. Benim hani Gönül'den önce bir kız vardı ya. Hatırladınız mı Neslihan? Neslihan. Orta birdeki Neslihan. Biraz uzun sürdü ama hatırladık. Ha işte ben bir gün o Neslihan'la... Bak. Bak çıkan taşa bak. Uğur yengenizin uğurlu sayısı kaç? 7. Uğur'um senin şansını oynuyordum. Ya. Okey'i boşa çıkarttın. Hayat sana kurban olsun. Hadi bakalım biter. Ya Hayat sen bu... Kız oyunu biraz abartmıyor musun ya? Sonuçta gönlünü eğlendireceksin. Geçecek, oh, gidecek başkan. Ya. Uğur benim helalimdir. Bitmiştir ya. Peki biraz çabuk karar vermiyor musun? Ne çabuğu ya? Kardeşim önemli olan erken karar vermek değil. Önemli olan doğru kadını bulmak. Tamam mı? Ya şimdi Hayat sen de ne tez canlıymışsın arkadaş ya. Ben mesela gönül oluncaya kadar kaç tane kız geçti oğlum benim hayatımdan. Yani o. Aynen bende de o. Başkan, dün sinemaya gittik. Romantik film izliyoruz. Romantik filmin en romantik sahnesinde denk getirdim, kızın elini tuttum. Kız bir titriyor. Zangır zangır, zangır zangır. Kalp seslerini duymaya başladım. Sonra baktım kız titremeden ölecek. Çektim elimi. Düşün. Bugüne kadar sadece kızın elini tutmayı akıl eden bizimki olmuş galiba. Eline erkek eli değmemiş. Eğlenilecek kız değil, evlenilecek kız. Yok artık oğlum, evlenmek o kadar kolay bir şey değil ya. Sen şey diyordun, Neslihan, ne oldu sonra o muhabbet? Hayır, Neslihan'ı diyorum işte. Sen bu Neslihan tamam mı? Biz gayet iyiyiz ha. Sen bir gün bu gelmedi, sonra haberi geldi sözlenmiş. Allah Allah. Allah Allah. Sen seviyordun değil mi bu kızı Mahoni? Yani gönül yengeniz kadar olmasa da seviyordum tabii canım. Vay be. Sonra ne oldu kardeşim? Sonra ne olacak? Olan olmuş, biten bitmiş. Hiç orada bile olmadım yani. Süper hareket. En doğrusu. Neyi süper oğlum? Kız seninle çıkarken gitti başkasıyla sözlendi. Sen de buna bir şey demedin. Kız seni aldattı yani. Neyi süper lan? Ya oğlum niye olmasın? Benim elimin kiri ya. Bana kızım yok ya. Tabii abi süper. İşte bu. Bir erken yapması gereken hareket bu. Net. Tabii oğlum. Hatta var ya bu Neslihan bizim uzaktan da akraba arıyor. Sen kalk bize düğün davetiyesi gönder. Vallahi bak. Annemler gidiyordu, ben de peşlerine takıldım, gittim. Başkan, sen genişin önde gideniymişsin ha. Hakikaten abi. Ya oğlum, hayat böyle bir şey işte yani. Olan oluyor, biten bitiyor yani.
Hayat böyle bir şey. İnsanın başına her şey gelebiliyor. Tabii canım. Hiç kafana takmaya değmez ya. Döneceksin sırtına, gideceğim bu kadar abi hiç. Yok canım. Mesela farz-ı misal. Şimdi sizin Uğur'la da buna benzer bir şey başınıza gelebilir yani. Gelse yani ne olacak? Vururum kendimi birader. İntihar ederim. Bitmiştir. Allah korusun. Şaka yapıyorsun değil mi hayat ya? Şakacı. Ne şakası başkan? Allah korusun, böyle bir şey benim başıma gelse dedim. Geçen düşündüm. Ne yaparım dedim. Kaldıramam ben, öldürürüm kendimi. Giderim pederin silahını alırım. Giderim Belgrad ormanına, vururum. Sıkarım kafama, sıkarım. Sonra belki o sesle kuşlar havalanır. Belki bir denizci ölür. Belki bir eşkıya gökte yıldız olur. Ha oğlum, ne abartıyorsun sen de Allah'ını seversen hayatı ya. Ne abarttın ha? Kaçıncı sayfadasın? Ben? O kadar çok okudum ki vallahi şu an hatırlamıyorum. O ne biçim cevap ya? Kitap okumuyor musun? Kaçıncı sayfadasın? 5 mi, 70 mi, 275 mi? Yani aşkım, kendimi o kadar kaptırdım ki Behlül'e, Bihter'e, Etnan Bey'e, yani nereden bileyim ben kaçıncı sayfadayım ben? Nereden bileceğim ya? Çok zevkli değil mi hayatım? Çok. Evet ya. İyi ki başladık bu işe. İyi ki. Ne yapıyormuşuz biz ya? Niye bu kadar geç kaldık? İlişkimiz boyut atladı. Ne arıyorsun sen? Kumandaya bakıyorum. Ödevini yaptın mı Mahir? Ekmekle yoğurt aldım gelirken. Onu sormuyorum aşkım. Hani öğretmenimiz ödev verdi ya bize. Kitapla ilgili soru sordu, yanıtlayacaktık. Ha, o ödevi soruyorsun sen. Evet Mahir, bekliyorum. Ne bekliyorsun? Mahir'cim, soruyu sordum ya, cevabını bekliyorum. Ya Allah'ım, beni biliyorsun Gönül yani. Bak, her lafa verilecek cevabım var. Fakat lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye. Adama bakarım adam mı diye. Ay anladım, tamam. Tamam. Aşkım ben bir tuvalete gideyim de küçük abdestimi yapayım, geleyim ya. Hadi ellerini al şuradan. Oğlum baba, canım oğlum. Ay benim pabuğum, sıhhatler olsun. Pembiş pembiş olmuş, pamuk prens olmuş benim oğlum, kuzum. Farkındayım anne. Söyler misin, neden bana çiçekli bornoz aldın? Mihriban teyzenle alışverişe çıkmıştık, o kızını aldı, ben de senin için alayım dedi. Peki bu kurduğun cümlenin benim durumumla ters olması söz konusu mu? Sana daha çok yakıştı. Mihriban'ın kızına yakışmıyor yavrum, o çiroz gibi bir şey. Ne giyse böyle üzerinden akıyor gidiyor, taşıyamıyor. Anne, erkek adamın çiçekli bornozla ne işi var ya? Ay kurban olurum ben sana. Sen büyüdün de erkek adam mı oldun? Anne, 35 yaşındayım ben. Ay yerim ben seni, kurban olurum ben sana. Güzel oğlum benim, hiç büyümeyeydin ya sen. Ay ne güzel, küçücükken ben seni istediğim gibi böyle yıkardım, süslerdim, giydirirdim, saçlarını örerdim. Biliyorum anne, biliyorum. Okulun ilk günü okulda çekilmiş fotoğrafım var. İki taraftan örgülü saçlarla. Erkek çocuğum ben ve bana bu travmayı da yaşattın. O saçları saklıyorum biliyorsun değil mi? Bakalım bu saçlarına. Bakmayalım anne, bakmayalım. Aa. Bunu tam yakacağım onları hatta. Ay latife ediyorsun sen. Sen şu elini öpeyim anne. Ay canımın içi. Bunun için de doktora gideceğim. Banyodan sonra elini öpmeden rahat edemiyorum. Her tarafımı kaşıntı basıyor. Canımın artık nasıl yıkadıysam beynimi. Sıcak suyla çocuğum. Böyle kulak tarafından doğru akıtırdım. Hani beynine de gitsin de temizlesin oraları diye. Tabii sonradan öğrendim. Doğru bir şey değilmiş. Yapmadık tabii ki. Telefon. Oh. Ay kurban olsunlar sana. Ne var? Ne biçim telefon açmak oğlum o? Banyo yaptım da abicim, sinirliyim biraz. E sanki benle yaptın banyoyu muzu. Sanki benle girdin banyoya. Dalga mı geçiyorsun abicim sen benle? Yok, gerçek söylüyorum. Tüh estağfurullah ya.
Annem sinirlerimi bozdu biraz. Öldürmedin değil mi lan kadını? Vallahi bir gün bunu söyleyeceğin diye çok korkuyormuş ha. Hayır abicim, hayır öldürmedim, saçmalama. Şimdilik. Sen söyle ne diyeceksen, hadi işim gücüm var. Daha saçlarımı kurutacağım, kremleneceğim. Kremleneceğim mi? Hı. Oğlum sen nereni kremliyorsun ya? Sen nereni kremliyorsun? Ben hiçbir yerimi kremlemiyorum. Ya... Saçmalama, erkekler kremlerler ya bütün vücutlarını. Oğlum sen ne ılık bir çocuksun ya. Sen ne sütlü, ne ılık bir çocuksun ya. Ya ne ılığı, ne sıcağı. Abicim annem bana erkeklerin banyo yaptıktan sonra sür... Şaka yapıyorsun değil mi oğlum? Ha? Şaka yaptığını söyle bana Muzo. Evet abicim şaka yapıyorum. Kıskandırdım ya. Neyse bak ne diyeceğim. Şu kitapla ilgili ödevi yaptın mı? Yaptım. Bak ne diyeceğim oğlum, yaptıysan onu sen bir getir de bir karşılaştıralım bakalım aynı cevapları mı vermişiz ya. Olur, şimdi mi? Yok, yarın kremini sürdükten sonra şirkete getir bizi. Olur. İyi hadi bekliyorum. Yani yarın kremlendikten sonra. Hadi görüşürüz. Anne. Canım. Hani sen bir şey demiştin ya. Ne? Erkekler hani banyodan sonra vücutlarını kremliyorlarmış diye. Evet. Öyle bir şey yokmuş. Kim demiş onu? Mahir. İlahi. Mahir dediğin bir adet ayı yavrum. Ayıya mı inanıyorsun bana mı? Maalesef sana inanıyorum anneciğim. Maalesef sana. Tabii. Bana bak Muzaffer. Kasıklarına da iyi sür yavrum. Pişik falan yapar sonra. Bittim oğlum ben ya. Ne oldu yine ya? Ya ne olacak oğlum? Yarın ödev vereceğiz. Ben daha kitabın ikinci sayfasındayım ya. Gözünü seveyim bana öyle entel entel konuşma kitap mitap ya. Oğlum okumadım ki kitabı. Ne entel konuşması ne bu? Hala kitap diyorsun. Daha nasıl entel konuşacaksın ya? Ne haber beyler? Nerede kaldın oğlum sen? Geldik işte, ne hata yapıyorsun? Vay Muzo, çantan çok güzelmiş lan. Annem aldı. Merhaba Muzaffer. Kime geldin? Ha. Mahir Bey, ben sizin eve geliyor muyum? Allah'a çok şükür gelmiyorsunuz Suzan Hanım. Mahir Bey, iş yeri kuralları 4. cilde okusaydınız eğer... İş yerine arkadaşınızın gelmemesi gerektiğini bilirdiniz. 4. cilt yeni baskı herhalde. Üçlemeyi büyük bir heyecanla okumuştuk ama. Şimdi Suzan Hanımcığım yani bu seferlik mazur görseniz. Acil bir şey olmasa. Şöyle yapalım Mahir Beyciğim. Ben şimdi muhasebeye gidiyorum zaten. Sözleşme gereği maaşınızdan 50 TL'ye kestireceğim. Ve 2 dakika içinde işbaşı yapmazsanız eğer. Anladı Suzan Hanımcığım. Olayı psikolojik işkenceye dönüştürmeyelim. Zaten arkadaş bir şey verip gidecek. Valla kurduğunuz cümlenin bir şey verme kısmından çok gidecek kısmı hoşuma gitti. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Ben şimdi gidiyorum. Geldiğimde de hiç kimseyi görmeyeceğim. Hiç kimseye. Sevdi beni yalnız. Yalnız. Patronun da böyle Alman tedrisi altından geçmiş olması çok kötü bir şeymiş. Hasta lan bu hasta vallahi. Sen gel böyle entel entel konuşun, ben de şu teslimatları halledeyim. Gel şöyle lütfen Muzacığım gel. Haydi. Haydi görüşürüz pampalar. Bay bay. Haydi pampa görüşürüz. Bitirdin mi lan kitabı? Hı hı. Gerçi 3. okuyuşumda hala ağlıyordum ama. Ne güzel kitap be. Çok. Hocanın verdiği ödevleri, soruları güzel güzel cevapladın. Cevapladım tabii. Hani beraber kontrol edecektik. Sen de okudun değil mi kitabı? Hani cevapları beraber kontrol edecektik ya. Ulan şerefsiz. Okumadın değil mi ya? Ayıp ama ya. Versene bir dakika senin cevapları bana ya. Yok, yok öyle ya. Vermiyorum. Oğlum arkadaş değiliz. Ne olacak? Bir yardımcı ol arkadaşına. Veri ya şunları bir. Olmaz öyle şey. Çek cezalı. Ben kaçarım. Ya nereye kaçıyorsun Muzo? Nereye kaçıyorsun? Ne diyorsun ya? Hayır bak lisedeki gibi çantamdan gene benim ödevlerimi çalmayacaksın değil mi? Vallahi sağ bağlı Muzo. Vallahi bak canını bile alırım ha. Ya bana bak artık lisedeki
O kerimsiz adam yok karşında. Ay! Çok korktum. Yalan! Niye bunu yapıyorsun? Ya yapma be! 33 yaşındayım birader be! Yapma şuraya! Bakma dur! Arkadaşlar! Ya bu yardım! Arkadaşız ya! Oğlum yaptın şunları bak! Ha yaptırdın şunları bak ya! Dur şunları! Ya! Sigara vereceğim, sen şunları vereceğim. Anlat söylemeyeceğim. Oğlum dondurma yaratacağım sana. Dondurma yaratacağım sana. Dondurma yaratma. Dur dur. Bakayım. Bu mu? Hadi bakalım. Ya! Yok hadi tamam. Hey! Yok ya arkadaş, yabancı değil. Şakalaştık. Mahir ne yapıyorsun? Balon patlatıyorum. Bitirdin mi sen ödevini? Ya bu saatte ödev mi kalır aşkım? Bitirdim tabii. Bitti mi? Bravo hayatım ya. Vallahi çok hızlısın ha. Sen benden hızlı çıktın. Benim daha of okuyacaklarım var. Biz de böyle aşkım. Vallahi var ya, kitap yağ gibi aktı gitti. Adam o kadar güzel yazmış ki. Yani noktasına virgülüne o kadar iyi dikkat etmiş ki. Elimden bırakamadım. Başucu kitabım oldu ben sana söyleyeyim. Bravo vallahi. Uf, kaç sayfa ödev istiyor? Senin kaç sayfa oldun? Benim kaç sayfa oldu? Benim 40 sayfa oldu. Yani neredeyse kendimle kitap yazacaktım gönül. Vallahi bak. Yok, 40 sayfa mı? O neymiş ya? Mahir sen beni utandırıyorsun. Ben sen bunun altından kalkamazsın sanıyordum. 40 sayfa neymiş ya? Sen dizi özeti falan yazmışsındır. Ben seni bilmiyor muyum? 40 sayfa ne ya? Bana bak, benim diziyle çalışan yerler var, bunları sana soracağım şimdi, bak. Bana mı soracaksın? Evet, 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 benim kafama takılıyor. Ama aşkım şimdi, yani sen onu bana soracaksın da yani... Hocamız ne dedi? Hocamız dedi ki... Yani kendi çıkarımınızı kendiniz yapın dedi hocamız. Aşk olsun Mahir, bir şey soracağım sadece. Yani aşkım, aşk olsun ya. Yani utanmasan diyeceksin ki kendi ödevini ver, ben kendim yapmış gibi hocaya vereyim diyeceksin ya. Ayıp vallahi ya. Ne alakası? Efendim Hayati. Uğur bizi çok sevmiş. Tamam olur. Sağ ol, haydi iyi akşamlar, sağ ol. Tamam, ne diyor Hayati? Uğur bizi çok sevmiş. Haftaya beraber Şili'ye gidelim mi dedi. Ben de tamam olur dedim. Ya niye tamam diyorsun? Niye tamam diyorsun? Ben gitmem, hiçbir yere gitmem. Neden? Ne demek neden Mahir? Kadın Hayati'yi boynuzluyor. Ben öyle oralara kadar gidip de hiçbir şey olmamış gibi davranamam Mahir Bey. Siz davranın. Sen hani Hayati ile konuşacaktın, ne oldu? Aşkım konuşuruz, ne acelesi var ya? Arkadaşın boynuzlanırken sen seyirci kalacaksın. Vallahi var ya, bundan çok güzel film ismi olur ha. Arkadaşın boynuzlanırken seyirci kalma. Güzel. Ya aşkım nasıl söyleyeceğim ya? Çocuk kendimi öldürürüm dedi ya. Delirtme beni Mahir, delirtme. Tamam tamam, konuşacağım. Hadi. Ya başkan sen beni niye çağırdın iş yerine ya? Ha? Bir saattir tutuyorsun burada, ne diyeceksen de hadi. Hadi ya, oldu mu o kadar ya? Vallahi var ya, 5 dakika gibi işte Hayati, değil mi? Değil. Dost, yanında susabildiğin insandır Hayati. Tamam da başkan, nereye kadar? Sus, 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 sus. Tabii sen de haklısın. Ne diyeceğim baksana. Mahir Bey. Suzan Hanım. İki gözüm önüme aksın, çok önemli olmasa. Bu ayki maaş kesintiniz 300 TL oldu. Mahir'cim, ben Şile'ye gitmiyorum. Ya başkan, sabah iş yerine çağırdın, konuşmadın. Şimdi Ramazan dondurmacıya çağırıyorsun, konuşmuyorsun. Nedir yani? Sıkıntı ne? Söyle bana ya. Bir derdin mi var? Halledelim, konuşalım. Aslında... benim sana açılmak istediğim bir şey var.
Lan yoksa... Başkan... Cinsel tercihini mi değiştirdin? Yok artık. Oğlum ben hemcimslerimi, ne bileyim o kedi, ocak başında seviyorum. Yoksa kadına devam yani. Oğlum delireceğim, ne o zaman söylesene ya. Akşam akşam kafayı mı yedirteceğim bana? Oruç beynime vurdu, hadi söyle. Mahir, bana bir daha şile dersen yemin ederim canını yakacağım. Hadi git. Ay, ne konuşamıyorsun ya? Yapamayacağım ben Gönül. Yapamayacağım ben ya. Tamam aşkım, tamam. Ben halledeceğim, çözeceğim o işi. Vallahi mi diyorsun? Sana kalsa iki gün sonra Şile yollarındayız Mahir. Çözeceğim. Petekli biz hallederiz. Yalnız biraz tuhaf halledeceğiz, aklın olsun. Ay ne iyi oldu böyle ev gezmesi değil mi kız? Bir dahakine bana gelirsin. İnşallah, inşallah hayırlısıyla. Ay ne diyordum ben şimdi? Şimdi kıza dedim ki, bak kızım, ben de sana bu adamı yedirecek göz var mı? Yok. Ne dedi biliyor musunuz? Utan maskarı. Şıllık. Nerede? Kız benden özür diledi. Lisede ben çok hızlı bir kızdım. Maşallah, maşallah. Belli. Hala da hız kesilmiş değil. Vallahi kızlar size bir şey söyleyeyim. Hayatta bazen böyle olmak gerekiyor. Yani ne malum üç gün sonra belki yalnız kalacaksın. Peki Hayati senin bu esnek ilişki anlayışını biliyor mu? Hayati. Hayati bilmiyor musun? Biraz salaktır. Dur. Allah aşkına dur Petek, daha işimiz var. Neyse bu söylediklerin bizim işimizi kolaylaştırdı. Şimdi gelelim Sadede. Seni bugün buraya neden çağırdık? Yoksa bana bir sürpriz mi yapacaksın? Yani evet, bir nevi var. Vereceğin cevaba bağlı olarak en olmadı kutunu açacağız. Bil bakalım kutudan ne çıkacak. Temiz sağlam bir dayak. Anlamadım. Senin Hayati'yi aldattığını biliyoruz. Yok canım, öyle bir şey yani. Ben aldatmadım. Marmaray'da başlayan, viyadüklerle devam eden ve yeni kapıda bir otelde sonlanan aşk maceranın her ayrıntısına hakimiz. Oha yani bunu nereden bildiniz? Bari yatak odamın çarşafın rengini de bilin yani. Erdoğan. Nereden bildiniz? Sadece tahmin. Tamam. Tamam aldattım, evet aldattım. Ama bir dakika, ama ben... Tek eşliği yapamıyorum. Annem, şekerparem, dünya güzelim benim. Senin kimle, kaç eşli, ne şekilde, ne pozisyonda olduğun bizi hiç ilgilendirmiyor canım. Sen konuyu yanlış anladın. Konuyu izah edeyim ben sana. Buradaki asıl mesele bizim mahallenin çocuğunun istikbaliyle oynattırmazlar seni. Yedirtmezler o Hayati'yi sana. Anladın mı sen şimdi onu? Hemen Hayati'yle konuşacaksın. Onu aldattığını söyleyeceksin ve bu ilişkiyi sonlandıracaksın. Yo, onu biraz düşünmem lazım. Biraz düşüneyim. Öyle hemen olmaz. Tamam. Sen düşün. Düşünmeye başla. Düşün. Tamam, süren bitti. Yeter artık. Gönül kurban olayım yeter. Bak zaten Levent'e sinirliydim. Bırak şunu şöyle. Bir tane şuna, bir tane şuna, bir tane şuna, bir tane şuna. Çok havaya girdim. Ver tabii ki de. Haydi ver illa. Tamam, söyleyeceğim. Emin misin? Eminim. Son kararım. Eminim. Bak çok havaya girdim. Emin misin? Son kararın mı? Son kararım. Boşu boşuna aldırdım bana şu terliği. Oğlum yine dayak yemeyelim burada hayat. Baba nerede kaldın ya? Affettin mi bizi İsmail abi? Affetmeyip de ne yapacak? Verdim ağzının payını. Bu çocuklar istedikleri zaman bu dükkana gelecekler. Bir şey olursa sorumlusu benim dedim. İyi, oh be, vallahi rahatladım ha. Siparişlerinizi de verdim. Başında durdum, hazırlattım, getiriyor şimdi. İyi. Efendim, 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 neler gelmiş. Oh. Hayranlar. Oh. Efendim. Hayran da geldi. Canlarım benim. Afiyetle, şekerle buyurun. Açalım İsmail abi. Mahir'cim. Kayınbaban çok güzel bulaşık yıkıyor. Arz edin.
Baba, bulaşık mı yıkadın sen ya? Yok ya, bulaşık herif işte. İftira atıyor. Ha, neyse neyse. İsmail abi sağ olsun sezonun son uykuluklarını getirdi. Soğutmadan yiyelim ya. Benim tadım yok başkan. Sen ne? Öyle bir şey yok Hayati. Biz beraber ağladık, beraber güldük. Biz bu yola beraber baş koyduk. Yani Süper Kupayı da beraber kaldırdık. 6-0'ı da beraber gördük. Değil mi? Beraber olacak her şey. Öyle bir şey yok. Ben yaşayan ölüyüm başkan. Sezon kapanmadan sevgilimden bonservisimi aldım. Yeni bir kulüp bulmam söylendi bana. Seni gene bir kadın şutladı. Beni kurstaki bütün kadınlar reddetti. Ben bu yüzden erkeklikten istifa etmeyi düşünüyorum. Ya, o manada değil. Yani saf değiştirmek anlamında değil. Yani erkeklikten komple ayrılmayı düşünüyorum. Usta ben ne yapacağım ya? Ben böyle saf, böyle güzel, böyle temiz kızı ben daha nasıl bulurum ya? Oğlum sen daha çok gençsin. Sen daha çok kız bulursun. Fakat ben sana bir şey söyleyeyim. Bu uykuluğu önümüzdeki sezon o kadar zor bulursun. Vallahi bak. Melekti be başkan. Kanatsız melekti yani. Şerefsizim. Bir Allah'ın kulu da demedi ki bu kız böyledir, şöyledir falan demedi. Herkes memnundu, herkes sıcaktı. Herkes seviyordu. Bizim toptancı Hulki abi yok mu? Deve Hulki. Evet, o deve Hulki oldu küçücük o kızın yanında. Seviyordu o da böyle. Helva gibiydi kızın yanında. Süt dökmüş kedi gibiydi. Ha. Eti yedikçe zihnim açılıyor ha. Ulan Cabbar, kadınlar sana meraklıdır. Yani stratejik bir hata yapıyor olmayasın. Ya kendi patronu bile bak. O kadar seviyordu ki kendi patronu. Geçen işten almaya gittim kızı, yanıma geldi. Oğlum dedi, böyle kızı sen bu zamanda zor bulursun dedi. Öyle dedi. Tabii. Sizin dedi düğününüzü ben yaptıracağım. Nikah şahidiniz olacağım. Hatta dedi balayına gidin, benim otele gidin balayına dedi. Hatta ben de geleceğim. Rahat ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye bir kontrol edeceğim de dedi mi? Dedi başkan, nereden bildin? Ay şerefte bak ya. Bak şu, tövbe estağfurullah ya. Ne oldu başkan, niye yükseldin sen ya? Ya bu kız seni aldatıyordu Hayati. Vallahi bak, her önüne geleni aldatıyor. Gözümüzde gördük. Petekli Gönül de gittiler, tehdit ettiler senin yakandan düşsün diye konuştular. Oh be! Ne diyorsun başkan ya? Makaraya mı alıyorsun beni lan? Doğru söyle oğlum. Bak ben sana olayları en başından anlatayım. Biz Gönül'le okuma kursuna gidiyorduk ya. He. Misal geçen bir sergi açılışına katıldım. Bir tane hatun duruyor böyle profilden. Hatun ilik ilik yenge kusura bakma. Neyse tam yanaştım böyle selam vereceğim ablaya. Abla bir döndü burada böyle bir et beni. Sivaslı sindinin var ya. Ha, onun aynısını ama bu sanayi tipi ver. Allah cezanı vermesin seni ya. Ulan ben ne biçim adammışım ya. Lan nasıl yanımdaki kadını fark etmedim ben. Doğan görünümlü şahin çıktı. Doğan görünümlü serçe çıktı. Bak güzel kardeşim. Sağ kızsa da nisse. Ne yapacakmışsın? Öyle değişik değişik alemleri dalmayacaksın. Yani illa biriyle beraber olacaksan kendi çevrenden, kendi habitatından biriyle beraber olacaksın. Misal o kadar belgesel izliyoruz beraber değil mi? Sen hiçbir aslanla zürafanın beraber olduğuna şahit oldun mu? İzledik mi böyle bir şey? Yok. Yok. Ne bileyim bir maymunla kartalın ileriye yönelik bir ciddi ilişkisine şahit olduk mu? Olmadı. Hayır. Demek ki neymiş? Kendi çevrenden yani çok uzağa gitmeyeceksin. Başka alemlere dalmayacaksın Hayati. Aslında tam olarak ne demek istediğini anlamadım. Ben anladım. Anladım be. Dünyanın en mutlu insanıyım. Damat gel öpeceğim seni. Ya ne yapıyorsun baba Allah'ını seversin ya. Hadi siz hesabı halledersiniz. Eyvallah. Ne anladın acaba? Ne anladın acaba? Arkadaşlar, Bihter karakterinin ikilemi neydi acaba? Aşkı ve mantığı arasında mı kalmış? Yalnız arkadaşlar, ders arasında tuvalete gitmiyoruz. Yok hocam, ben Ela için değil. Ben soruya cevap vermek için kaldırdım ya. Ha, buyurun bakayım Mahir Bey, buyurun. Hocam, Bihter'in iş dünyası çok karmaşıktı. Adnan Bey'le olan izdivacı... belki de bir mantığın sonucuydu. Ancak Behlül'le olan ilişkisi kuşkusuz salt aşkından değildi. Çok ilginç bir yorum. Yani Behlül'e aşık değildi mi diyorsunuz? Hocam sayfa 255.
Yo yo yo, Behlül'ü sevmiyordu. Hayır, bundan emindi. Çapkın bir çocuktan başka bir şey olmayan bu adam hakkında aşka benzer hiçbir şey duymamıştı. Bihter'i harekete geçiren, motive eden şey bence salt heyecanıydı. Adrenalindi. Çok enteresan. Çok enteresan Mahir Bey. Ben de hep böyle düşünmüşümdür. Bravo Mahir Bey, bravo. Çok doğru. Anlaştınız. Fikir hırsızı, korsan. Sanki senden fikir fışkırıyor Muzo. Tövbe estağfurullah. Haydi arkadaşlar, tekrar alıyoruz. Çalın. Gençler, nedir böyle mız 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 mız? Şöyle hareketli bir şeyler çalın da oynayalım. Çal bakalım şöyle. Çal bakalım Güven. Ay çok karizma adam. Aynı benim köydeki amcama benziyor. Ben de Ahmet Özcan'a benzettim. Hem yakışıklı hem geleneğe hakim. İşte benim habitatım, işte benim avlanma alanım. Çekil, her şakayı. Çay alacağım. Bir şey istiyor musunuz? Gazoz. Ben de. Alırım tabii ki. Yok, istemiyorum ben. İstiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorum. İstemez tabii, yeminini hatırlamıştır. Ne yemini? Ya Hürrem teyze buna çocukluğundan beri yemin ettirtiyor. Dışarıdan bir şey yiyip içmeyeceğim diye. Ya yok öyle bir şey. Saçmalama. Yemin falan etmiyorum ben. Ben gidip kendi gazozumu kendim alacağım. Hatta yanında bisküvi de alacağım. Ah Muzacığım, gitmişken size bir çay, bir gazoz. Lütfen. Hayatta alamaz. Vallahi bak, istiyorsan iddiaya girelim. Ay ya, uğraşmış bu çocuklu. Hayırdır hocam, Neşen kaçmış? Sorma, hiç sorma. Sıkıntı var. Bizim Sivaslı senin sevgilisinden ayrılmış. İyi bir şey değil mi bu? Ya birader, kusura bakma, hiç racon bilmiyorsun yani. Bir kız sevgilisinden ayrılırsa başına kalır. Sonra gelsin aramalar, mesajlar, sorgular. Temiz iş göremezsin yani ha, uyandırayım. Affedersiniz beyefendi ama siz de şerefsizlikle dip yapmışsınız. İnsanların duyguları diye bir şey vardır. Belki bıraktığı sevgilisi kızı seviyor, belki kıza aşık, belki hayatı bitti, yıkıldı, çöktü. Ya arkadaşım, onlar da hıyarlık yapmasın, kaptırmasınlar sevgililerini. Allah Allah. İşte bir dakika, bir dakika. Sen benim arkadaşıma hıyar mı dedin? Arkadaş derken? Sen gelsene ya, biz seninle biraz dışarıda Aşkı Memnu'dan, Eddan Bey'den falan konuşalım. Gel, ben sana notlarımı almak istiyorum. Abi değil. Yok oğlum, gel, bir şey yok ya, bir şey konuşuruz. Gel ya. Ama tamam, onu dışarıda şey yaparız, konuşuruz seni. Gel bakalım. Aşkım, özür dilerim. Yarın ilk iş gidip kocayla konuşacağım. Sonuçta ikimizi birden kurtsan olmasa ne gerek yok diye. Kavgayı ben başlattım. Boş ver aşkım ya. Üzme kendini. Kızmadın mı yani? Hayır. Az bile yaptın. Ellerine sağlık aşkım benim. İnanamıyorum ya. İlk defa birini dövdüğüm için bana fırça atmıyorsun Gönül. Evet. Bu seferlik ama. Çünkü o herif bunu hak etmişti. Ama böyle kızmıyorum diye de ortalıklarda coşma sen gene de. Aşkım, diyorum ki ben hazır coşmuşken şu mahalledeki veled de aradan çıkartayım mı? Çok uyuz oluyorum ben ona ya. Gel. Yani tam da okuma yazmaya, ısınmaya başlamıştım. Aşkı Memnu analizimde zirvede bıraktım ya. Evet evet, doğru söylüyorsun. O analizin gerçekten muhteşemdi. Evet. Peki profesör, ben sana bir şey soracağım ya. Kitapta Bihter'in kanaryası. Hani şu var ya, kafeste taşıdığı bir kanarya var. O neyi temsil ediyor? Kanarya? Hı hı. Ha, kanarya diyorsun. Ha, Bihter'in kanaryasını diyorum. Her yere götürüp getiriyor ya. Kanarya, Bihter'in sonuçta içini dökebileceği tek varlıktı. Yani Bihter çünkü içindekileri herkese anlatamazdı. Yani Bihter'in sırdaşı bir hayvan diyebiliriz kanarya için. Kanarya vardı yani, öyle mi? Yok muydu kanarya?
Mahir zavallısın ya gerçekten. O notları Muzo'dan aldığını biliyorum. Ulan Muzo. Ulan ajan provokatör Muzo ya. Gelip sana öttü ha. Bittin oğlum Muzo sen. O değil. Anası aradı. Telefonda söyledi. Tamam okumadım ama yani böyle bir göz gezdirdim. Vallahi bak göz gezdirdim. Onu gördük canım. Ben zaten onu anlamıyorum. Her gün geldin, 200 saat yanımda oturdun. O sayfaları çevirdin. Yok efendim bir şeyler anlıyormuş gibi o kafanı bir salladın. Aldın eline bir fosforlu kalem. Bazı kelimelerin altını, bazılarının üstünü çizdin. Ya Mahir insan sıkılır da okur ya o kadar saat. Nasıl dayandın aşkım sen? Vallahi işte kafamda transferleri bitirdim. Rüya takımı kurdum. O tür şeyler yaptım işte. Hayır anatomiye giriş kitabı da değil ki. Türkiye'nin yarısı okudu bunu. Bana bak. Okuma yazmam yok kız senin. Okuma yazmam yok senin. Bir şey diyeceğim. Madem şimdi biz bunun dizisini izledik değil mi? Hatmettik dizisini. Kitabını da okuduk. O zaman diyorum ki acaba biz de mi acaba böyle bir analiz etsek? Şimdi şöyle yapalım. Hı. Sen Bihter ol, ben Behlül olayım bakalım ne oluyor. Hı. Evet. Tabii. Şimdi sen Bihter'sin diyelim. Ya ben Bihter olacağım. Ben de Behlül'üm. O zaman ben oraya yastığı da koyayım bakalım neler olmuyor. Yastık yok ya, yastık olur mu ya? Bihter'cim ya. Bihter gel bakayım buraya. At lan bu ben mi Bihter?